her gün konuşuyoruz. Türkiye'nin bir dizi sorunu olduğunu konuşuyoruz. Ekonomiden siyasete, dış politika, iç siyaset. Yani şimdi Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman bu sorunları çözebilecek bir zamanı yok mu ya da bir potansiyel, bir yeterlilik önümüzdeki günlerde buna dönük bir adım görmüyor musunuz siz Cumhur İttifakı'nda? Hiç görmüyorum. İstediğimiz kadar zaman tanıyalım. Bir programı yok bugün. Kendi varlığı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi zaten neyi bayraklaştırmışsa, hangi iddiayı ortaya koymuşsa, hangi değeri bayrak haline getirmişse, bütün bu iddialarıyla sınandılar ve kaybettiler. Bugün başladıkları noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 yılında kuruluş belgelerini alın, programlarını alın, seçim beyannamelerini 2010 yılına kadar alın. Orada Adalet, AK Parti yazan yerleri çizin, üzerine Demokrat Parti yazalım. Bu iktidara karşı geçerli. Bambaşka bir yere savrulmuş durumda. Bir parti olma hüviyetinden çıkmış. Adeta bir kişi kültü üzerinden bir siyasi cemaat diyelim veyahut da bir fan klubu haline gelmiş. Ve bütün siyasal organizasyonun tek bir özelliği var. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya kamu kaynaklarını nasıl yağmalarız, organize bir şekilde buna kilitlenmiş. O bir kişiyi, işte şürekasını, etrafını, ailesinin yaptığı yanlışları, doğruları, hukuksuzlukları, usulsüzlükleri bir iman meselesi haline getirerek savunmaktan ibaret bir teşekkül. Yani geçmişimize referansla bunu söylüyoruz. Demokrat Parti'nin 1. Büyük Kongresi 7 Ocak 1947'de 4 gün sürüyor. Sabaha karşı önerge veriliyor. Adnan Menderes kürsüye davet ediliyor. Kenan Öner'in divan başkanı olduğu. Orada söylediği bir söz var. O günün tek vakti iktidarını resmetmek için. Yani devletin partisi, devletin kılıcını kuşanmış, hükümetin arabasına binmiş, cansız ve idealsiz bir kadrodan ibaret bir teşekkül haline gelmiştir demiştir. Bugün de iktidar partisi, ortada parti diye, parti dediğiniz öngörülmüş kurallardır, öngörülmüş süreçlerdir. Böyle bir süreç yok. Kendi içerisinde zaten yerelde genelde bütün kurucu kadroların tasfiye olduğu bir süreci yaşadık değil mi? En nihayetinde uzun yıllar bakanlığını yapmış. Adeta işte öyle bir dönem tasvir ediliyor ki işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2010 yılına kadarki süreci asr-ı saadet dönemi. Hiçbir hatanın, noksanın. Yani bizim o döneme de itirazımız var. Şimdi İçinden çıkmış iki kişi değil mi? Partiler kurdular yani ama biz kendimizi başka bir yerde konumlandırıyoruz. Hı hı. Türkiye bir günde buraya gelmedi. Maalesef bu değirmene su taşıyanlar var ama 18 yıldır bu gidişatı tenkit eden, eleştiren, ölçüleriyle beraber itiraz eden siyasi organizasyonlar, partiler, aktörler de var. İşte Demokrat Parti olarak bizim durduğumuz yer orası. O açıdan bu iktidarın Türkiye'ye verebileceği bir şey kalmamıştır. Şimdi 2002 yılında belli bir ilkelerle geldi dediniz Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi geçen 19 yıllık sürede ne değişti de bu ilkelerde sapmalar oldu sizce? Yani hani Lord Acton'un galiba bir sözü vardı. İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Yozlaşmış, ideal ve dava dedikleri işte bir yüzükle başlayıp bütün mal varlığın bu denilip geldiğiniz noktada maalesef kendi varlığınız, kendi geçmişinizin, kendi yoksulluğunuzun, kendi fukaralığınızın rövanşını almaktan ibaret bir programa dönüşmüş netice itibariyle. Tabi bu süreç içerisinde pek çok hukuksuzluğun, pek çok yolsuzluğun suçüstü yakalanmışlık hali ister istemez Türkiye'de demokratik iklimi enfekte ederek, Türkiye'yi biraz daha içe kapatarak kendi hedeflerine, siyasi hedeflerine yürümek gibi bir program var karşıda. O açıdan bakınca savruluşlar, yanlışlar, devletin kurumlarının dışında arka kapı politikaları, yurt dışı ile ilişkiler, içerideki ilişkiler, adeta ülkenin beytulmalını, şahsi beytulmalı gibi gören, ülkeyi öyle gören, hani referandum dönemini hatırlıyoruz, şöyle bir propaganda vardı yani. Allah'ın 21. asırda Yüce Türk Milleti'ni yönetmekle görevlendirdiği biri var. Yani siz nasıl olur da böyle birine muhalefet edersiniz? Yani şimdi bu pencerede ve parantezde meseleyi algılayan ve propagandasını yapan böyle bir manyetik saha oluşturulmuş. O açıdan çok demokratik teamül kavram seti içerisinde bütün bu söylenen propagandanın bir karşılığı yok elbette. Yani netice itibariyle
en kutsanacak peygamberlerdir ki onlar bile değil mi? Sebepler zinciri içerisinde değerlendirilmiştir. Allah iyi kötüden ayırt edebilecek fıtren insanı Furkan dediğimiz o kabiliyetle beraber yaratmıştır. Yani evet. Bugün neticede demokrasinin işte o değerler bütünü içerisinde bu meseleleri değerlendirmek lazım. Ama iktidarın böyle bir sürecin sonunda başkalaştığı, kimliğinden, iddialarından, programından koptuğu bir hal aldı ve burada sadece ve sadece uzun yıllar oturdukları koltukları mülkiyet hissiyle artık tek hangi usulle olursa olsun millete yaslanarak gelip devletin gücüyle, bütçesiyle, kadrolarıyla, kolluk gücüyle, istihbaratıyla bir parti devletine dönüşerek kendi fikrini, kendi iktidarını sürdürmek için bütün toplumsal mekanizmalara baskı altına alarak bir çarpık düzeni Türkiye'de işler hale getirerek insanları yoksulluğa mahkum edip tarım politikasından başlayarak uygulanan politikalarla maalesef aslında Türkiye'de şöyle iki kesimin rekabeti var. Bir, demokrasi ne demek, hukuk ne demek, haklar, özgürlükler ne demek, vatandaşlık tanımı içerisinde görevlerini bilen, haklarını bilen vatandaşların piyasadan hayatını kazanan, vergileriyle devleti finanse eden bir toplumsal kesim var. Öbür tarafında da devletin bu rant dağıtım zinciri içerisinde adeta suç ortaklığı, en makbul ortaklıktır anlayışı içerisinde bu vebal zinciri içerisine dahil edilmiş bir takım unsurlar var maddi olarak. İşte müteahhitler var, parti bünyesinde organize olmuş insanlar var. Borçlandırarak küresel kapital mekanizmanın bütün enstrümanlarından yararlanıp bir sanal refahı borçlanma üzerinden refahmış gibi tükettirdiği, borçlandırdığı, riske ortak ettiği bir kitle var. Bunun yanında da biraz evvel ifade ettiğim gibi tarımdan başlayarak o geleneksel ilişkiler ağı içerisinde alın terini karşılığını alan ve kendince sağduyusuyla karar veren Anadolu insanımızı maalesef yoksulluğa mahkum edip büyük şehirlere göçe mecbur bırakıp büyük şehirlerde kurulmuş ve iktidarın yedeğini aldığı bir takım dini örgütlenmeler, belediyeler, işte kamu yardımları bunlarla adeta sadakatinin satın alındığı kadrolu seçmen haline getirilmiş bir çarpık toplumsal yapı var ama netice itibariyle bunu da sürdüremez haldesiniz. Şimdi